Tamam. Öp. Deniz'i öp ama benim için, olur mu? Ben öpüyorum. Bak öpeceksin. Deniz'i öpeceksin. Tamam. Tamam. Böyle neşeli başladı Nehir Erdoğan'ın 41. yaş günü kutlamaları. Ressam aşkı Renan Kaleli ile çıktığı Bodrum tatilinde başlarda keyifler yerindeydi. Ama biraz sonra ekrana öyle görüntüler gelecek ki bir starın, bir kadın starın kırılan kalbi, dökülen gözyaşları ve hıçkırıklarını izleyeceksiniz. Nehir Erdoğan 41. yaş gününde otelin en ıssız köşesine gidip neden hıçkırıklara boğuldu? Biraz sabır, biraz sabır, biraz sabır diyoruz ve Nehir Erdoğan'la ressam aşkı Renan Kaleli'nin Bodrum macerasına geçiyoruz. Nehir Erdoğan halka açık bir sosyetik beach'te yakın bir arkadaşıyla önce sahile iniyor. Sabah saatleri henüz, gün yeni doğuyor. Keyifler yerinde. Nehir Erdoğan ve beyefendi Dubo üzerinde oturup sohbet ediyor. Ünlü oyuncunun bugün 41. yaş günü. Kendisine gelen mesajları okuyor hararetli hararetli. Mesaj okumalar bitti ama Nehir Erdoğan'ın maşallah enerjisinin sonu yok. Sürekli bir şeyler anlatıyor, eli kolu hareket halinde. Nehir Erdoğan 41. yaş gününde Bodrum'un bu muhteşem alacakaranlığında pozlar veriyor. Bol bol resimler çekildi, keyifler yerine geldi. Diyorduk ki hoplayıp zıplamaktan Nehir Erdoğan'ın şimdi de ayağı uf oldu. Beyefendi bir doktor edasıyla Nehir Erdoğan'ın ayağını inceledi. Neyse bir şey yok dedi ve iki arkadaş otele geri döndü. Ama şimdi sıkı durun. Bu keyifli gülüp oynayan kız gidecek, yerine bir başına hıçkırıklara boğulmuş, ağlayan, kalbi kırık bir güzel gelecek. Nehir Erdoğan'ı otel ortasında kim ağlattı? Neden hıçkırıklara boğuldu? Güne sahilde arkadaşıyla böyle keyifle başlayan Nehir Erdoğan, otele döndüğünde ressam aşkı Renan Kaleli ile sert bir tartışma yaşayınca olanlar oluyor. Ünlü oyuncu kaldıkları otelin balkonuna çıkıp dakikalarca gözyaşı döküyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Neden kavga ettiler? Ressam aşkı Nehir Erdoğan'a ne söyledi de güzel oyuncu bugüne dek hiç görmediğimiz bir şekilde hıçkırıklara boğuldu? Bunu şimdilik bilemiyoruz. Yarım saate yakın bir başına balkonda oturan, gözyaşı döken ve hıçkırıklara boğulan Nehir Erdoğan'ın bir süre sonra gözyaşları geçiyor, yerini öfke alıyor. Balkondan odasına geçti, kapıyı kapatıverdi. Belli ki içeride tartışma sürdü. Az sonra bu kez aynı balkona Nehir Erdoğan'ın ressam aşkı çıktı. İçeride kalıp kavganın büyümesini istemiyordu belli ki beyefendi. O da balkonda yalnız kalma ihtiyacı hissetti. Aralarında ne geçmişti? Nehir Erdoğan neden 41. doğum gününün sabahında böylesine gözyaşı ve öfkeliydi acaba? Neyse ki bu büyük öfke ve dakikalar süren gözyaşları öğleden sonra ressam Renan Kaleli'nin sevgilisi Nehir Erdoğan'ın gönlünü almasıyla sona erdi. Çift bu kez öğlen yemeği için kaldıkları otelin restoranındalar. Baş başa yemek yiyecekler ama ardı ardına gelen telefonlar önce ressam Renan Kaleli'yi ardından da Nehir Erdoğan'ı masadan kaldırıyor. Renan Bey'i kim aradı bilemiyoruz ama Nehir Erdoğan'ı kuvvetle muhtemel eşi dostu arayıp doğum gününü kutluyor. Hanımefendi tüm güler yüzü ve sempatikliğiyle dakikalarca havuz başında tebrikleri kabul ediyor. Ve bir süre sonra tekrar masalarına dönüyor çift. Nehir Erdoğan doğum gününde gelen mesajları, görüntülü paylaşımları sevgilisine gösteriyor büyük bir mutlulukla. Ne kadar da çok tebrik gelmiş Nehir Erdoğan'a. Yarım saati aşkın süre beyefendinin yanında mesajları gösteriyor ünlü oyuncu.
o kadar mutlu ki Nehir Erdoğan, az önce otel odasında sanki hıçkırıklara boğulan kadın o değilmiş gibi. Güzel mesajlar ayaklarını yerden kesti ünlü oyuncunun. Aşkının boyuna bir öpücük konduruyor. Bu minik Buse'yi karşılıksız bırakmıyor Renan Kaleli'de. O da doğum günü kızının saçını okşuyor,